geldin Belat. Baba, halam geldi. Görüyoruz Ahmet. Hoş geldiniz Melahat hala. Hala gelsene. Gel. Telefon ne işe yarayacak? Eski telefon yok orada. Yok ya, yok. Gerçekten yok Butik ya. Butik, ne oldu? Mahmut. Yok kardeşim, yok. Yandım ben. Yandım, gerçekten yandım. Yok, bulamıyorum. Neyi bulamıyorsun ya? Bulamıyorum ya. Gerçekten bulamıyorum. Şey diyeceğim. Belki diyorum şunun arasına düşmüştür. Ha. Bir yardım etsene, bir çekelim şunu. Ya çekelim, şimdi... çekelim de para falan mı kaybettin sen? Ne yaptın? Bir çek, çek biraz. Çek biraz. Çek, bakayım dur. Hey. Yok ya, yok. Ne parası ya Mahmut ya? Ne parası abi? Keşke para kaybetmiş olsaydım ya. Yok. Dur sonra geri gelin. Yavaş, elini dışarı yap. Çek abi. Ha, tamam. Çek. Nerede ya? Nereye buldun? Ne oldu? Nerede? Nereye kayboldu ya bu? Halacığım nasılsın? İyi diyelim, iyi olalım Ahmetciğim. Baba, halam iyiymiş. Duydun mu Ahmet? Ben de buradayım ya. Sen nasılsın? Uzun zamandır görüşmedik de o bakımdan. Ahmet. Baba. Sabahtan beri birlikteyiz oğlum. Hayır, benle değil. Halan için diyorum hani. Uzun süredir görüşmüyorsunuz ya, o bakımdan ben şey ettiydim. Ahmetciğim, tekrar hoş geldin diyelim Melahatçığım. Özlemişiz, ne iyi oldu. Hoş bulduk Rukiye'ciğim, sağ olasın. Anlaşılan sadece siz özlemişsiniz. Yok, olur mu öyle şey? Herkes özledi. Öyle değil mi Fehmi'ciğim? Şu televizyonu açsanıza, televizyonu. Ajans başlayacak. Ajans çok önemli ya. En önemlisi ajans. Yahu biz kimiz ki Allah'ı seversen? Yani Özal'a sesimizi duyurak ha? Öyle deme Beçit, biz de bu ülkenin vatandaşıyız. Tamam vatandaşın da arayıp da Sayın Cumhurbaşkanı Özal hayırlı olsun diyebilir misin? Yolda görsen şikayet edebilir misin? Yüzüne bir şey diyebilir misin? Yok. Ya niye öyle diyorsun? Cumhurbaşkanı Özal buraya gelmedi mi? Çay ikram etmediniz mi? Ha? Ya, halk adamı Özal ya. Ya tamam beyler, geldi, çayımızı içti, bizi şereflendirdi de şimdi bir daha onu nereden göreceğiz ya? Mümkün değil Mesut. İmkansız. Gelecek. Ünlülere, siyasilere ulaşmak kolaylaşacak. Ya bugün iletişim kurmanın mümkün olmadığı insanlara gün gelecek mektup gönderebileceğiz. Allah Allah. Şimdi ben mektup yazacağım da postaya vereceğim de o da başbakanlık köşküne gidecek de ölmeyeceğim ölme. Ya hadi bakalım. Belki de başbakanlık köşküne gitmez, cumhurbaşkanlığı köşküne taşındı belki o zaman. Al işte. O zaman da mektup yanlış adrese gitti diye geri gönderecekler bana. Yani ben var ya derdimi unuturum ya o mektup oraya ulaşana kadar. O kadar beklemene gerek kalmaz Mesut. Yazdıklarını anında görecek. Şikayetlerimizi de, övgülerimizi de dilediğimiz kişiye bizzat kendimiz söyleyebileceğiz. Onlara ulaşmak kolaylaşacak. Hareketlere bak, hareketlere. Gün gelecek, gün gelecek diye bizi kandırır yapma hele bak. Yok istediğimiz kişiyle görüşecekmiş. Hele ettiğin ama. Boşuna 46'lık dememişler o adam. Hiç seni başbakanın yanına sokarlar mı? Öve gerek kalmayacak ki. Buradan, oturduğum yerden konuşacağım. Ney? Ney?
Ney dile bak, ney? Yani sen buradan konuşacaksan o Ankara'da doyacak, öyle mi? Evet. Ya bırakın, ulaşmayın garibanla oğlum, bırakın ya. Aynen, vallahi aynen. Ya, siz de bulmuşsunuz makarayı. Konuşturup konuşturup gülüyorsunuz. Ya, yapma kardeşim. Ya Mustafa Başkanım, Allah gülmeyek de neydi? Günah, yazık. İşte Allah şifa versin diyeceğim de... ...46'lığın da şifası yok ki. Ya, gelecek. Ne kadar çok haklı olduğumu anlayacaksınız. He, tabii tabii. Tabii. Ya birader boş ver kırkaltılığım. Sen çayını içmeye devam et ya. Hem ne yapacaksın gelecekte, melecekte ne olacaksa bırak olursa olsun ya. Hiç ya. Biz bu günün tadını çıkaralım. Ya, boş ver. Geçmişi, evet. Geleceği, her şeyi boş ver. Ne derler? Ne derler? Hayat bir gündür, o da bugündür. Aynen canım, aynen birader. Yanına çıkacağımızın garantisi var ya. Geçe gitsin. Bir şey söylesene. Televizyon izleyip duruyor. Bir şey konuşsunlar artık. Babam ajansı dinledi. Ajanstan sonra konuşurlar. Ajans bitti. Baksana reklamlara girdiler. Konuşmamak için hala televizyon izliyor. Ayıp oluyor kadın. Hadi bir şey sakin, yap. Sakin. Zaman. Zaman. Biraz sabır. Elbet konuşacaklar. Yavaş yavaş. Güldencim. Çok güzel kek yaptım ben. Çay da hazır, onu biz getirelim. Artık televizyonu da kapatalım. Değil mi Evcim? İki kardeş güzel güzel konuşsun. Hadi. Çok güzel düşündün anneciğim, hemen çayları getirelim. Hadi. Ya, evet ya, ben de size yardım edeyim. He? Babamla halamı da biraz yalnız bırakıyorum. Müsaadenizle. Aman kal sen çocuk. Hiç olmazsa konuşacak insan olsun. Halacığım, babam mı? Babamla konuşuyorsunuz. Kaç sene geçmiş. Ne kadar konu birikmiştir. Elbet konuşacak bir sürü şeyiniz vardır hala. Ay anneciğim, ne diyorsunuz? Barışacaklar mı sizce? Barışırlar. Barışırlar kuzum benim. Kardeş onlar, değil mi? Ya kardeşler de şey... Ya Melahat Hanım biraz böyle... Dili sivri gibi sanki. Şimdi bir de Fehmi babayı sinirlendirmesin. Yok yok, öyledir acık da. Boş ver sen. Şimdi keklerini falan böyle verelim, çaylarını verelim. Ben böyle bir ara bir fırsatını bulup bunları bir konuştururum yani. İnşallah. Ne yapıyoruz böyle? Oturup duruyor muyuz? Yani konuşmayacak mısınız? Söyle baban Ahmet, iyi gördüm kendisini. Söyle ona Ahmet, söyle. Hoş gelmiş, sefa getirmiş. Hoş bulduk dediğimi söylersin Ahmet. Baba. Tamam, hoş geldi ama onu affettiğimi zannetmesin, ona söyle. Söyle ona Ahmet, ben affedilecek bir şey yapmadım. Söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum ama babam beni çok kırdı Ahmet. Baba. Halam seni çok kırdı. Halam. Ahmet, söyle ona. Söyle ona. Ben onu kıracak hiçbir şey yapmadım. Her şeyin altından o hırtaboz kocası çıktı. Onun yüzünden oldu her şey. Bunu kelimesi kelimesinde söyle ona. Hiç değiştirme. Bu kadar da fazla ama. Ne suçu varmış benim kocamın? O ailesine sahip çıktı. Baba. Böyle söylersin Ahmet. Baba, halam diyor ki. Ya biliyorum, Allah Allah, duyuyorum. Papağan gibi tekrarlamana gerek yok. Söyle ona, söyle ona. Bana eski defterleri açtırmaz. Söyle ona Ahmet, açılsın, ortaya serilsin. Şey, hiç merak etme. Tamam babacığım. Hala gelmiş. Ahmet abinin halası. Şimdi evde oturuyorlar. Ne güzel olmuş barışmaları. Yani barıştılar mı falan onu bilmiyorum ama bence... eniştem affetmez. Evladım sen şimdi karışma. Onları şey yapayım. Onlar aile. Onlar şimdi kendi aralarında konuşsunlar. Onlar bugün barışla, yarın küserler. Yarın küserler, bugün barışla. Hiç karışma sen onlara. Ne işte ya, bugün küsmemişler. Yıllar olmuş küseli ya. Diyorum ki acaba gitsek mi ha? Neden gideceğiz?
Ya hiç merak etmiyor mu ya ne konuşuyorlar falan diye. Tatlımızı alırız, hala hoş geldin falan deriz. Tatlıyı ikram ederiz falan ha. Evlat sen karışma diyorum ya. Bırak onlar kendi aralarında, onlar konuşsunlar, barışsınlar. Ondan sonra biz gideriz. Hoş geldin, beş gittin. Ya karışma hiçbir şey. Bence de Şahin biz hiç girmeyelim aralarına. Onlar kendileri konuşsunlar önce. Söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum ama dayanamıyorum. Söyle, söyle, söyle. Sen dilini tutamazsın zaten. Sen böyle değildin. Karın doldurmuş bayağı, belli kurmuş seni. Allah. Ahmet görün mü? Rukiye'ye saldırıyor ya. Sen de benim kocama saldırıyorsun. Ya, ne saldıracaksın ya? Sen dua et Rukiye'ye ki bu eve girdin. Rukiye olmasa bu eve giremezdin sen ya. Sen istemedin yani gelmemi. Ha yani hatalı olduğunu kabul etmiyorsun. Ne hatası ya? Hatalı biri varsa o da sensin. Bak nasıl karıştırıyor ortalığı ya. Aa artık. Ben burada bir saniye daha duramam. Ben bu hakaretleri duymaya gelmedim. Halacığım, Allah. Ya ne yapıyorsun? Hiç mi hatırın yok? Benim hatırım için. Ay senin hatırın için zaten Ahmet, yoksa ben babanın yüzüne bile bakmam. Baba. Birazcık alttan alamıyor musun? Ya onun bir işi olmasa gelmez. Çıkart dilindeki baklayı çıkart. Niye geldin? Ne istiyorsun? Bu saatten sonra ben senden günahını bile istemem. Çaylar da geldi. Canım benim. Neredesiniz? Buradayız. Nasılsınız? Abiciğim sen bana şöyle. Sağ ol Rukiye. Çok teşekkür ederim ama ben kalkıyorum. Aa nereye? Olmaz. Olur mu öyle şey? Yeni geldi. O kadar hazırlık yaptım. Yok ben kalkayım. Senin kocan beni burada istemiyor. İster canım. İster değil mi Fehmiciğim? Halacığım, bir çayımızı için o kadar hazırlık yaptık. Tabii bak, kekimizi yiyelim, tatlı tatlı konuşalım değil mi? Hadi. Buyur halacığım. Bu kek pek kabarmamış mı sanki? Kabardı aslında ama. Yok, kabarmamış. Bu saatte o kadar olur. Halacığım, çayı. Çekersiz çubuk. Bu çayın da demi oturmamış sanki. Ama neyse, keki ıslatsın. Ver, ver. Ah karıcığım, kusura bakma hayatım. Ah karıcığım, Dilekciğim, yandım ben. Ne oldu? Ya hiç böyle olacağını ben düşünmemiştim Dilek. Ya Ali, insanı çatlatma, söyle ne oldu? Ya babam hani anneni ziyarete gitti ya. Evet. Giderken de muhtarlık mührünü bana bırakmıştı. Ben bu mührü kaybettim galiba. Sen eskiden de kıskanırdın zaten beni. Hep ağlatırdın. O zamandan belliydi geçimsizliği. Ben ne geçimsiz olacağım ya? Sen şımarığın tekiydin. Acayip şımarıktı. O zaman da ortalığı karıştırırdı. Eskiden beri karıştırıcıdır bu ya. Ama tamam ama Fehmiciğim. Yeter ama. Ay hala didişip duruyorsunuz. Bak artık ne küslükmüş bu kardeşim. Yıllar geçti. Çoluğunuz çocuğunuz oldu. Doğdular, büyüdüler, sünnetler oldu. Gelmediniz, gitmediniz. Hayır. Taş olsa meraktan çatlar. Siz birbirinizi merak da mı etmediniz anlamıyorum ki. Ha? Keçi gibi bir inat. Yaşa. Ya Rukiye, sen mevzuyu biliyorsun zaten. Ya iyi de babacığım, biz bilmiyoruz. Ne halam anlatıyor, ne siz anlatıyorsunuz. Bir türlü öğrenemedik yani. Utancından anlatmamıştır babanız. Haksız olduğunu biliyor çünkü. Ay canım benim. Tamam bak, ne yaşandıysa yaşandı. Bitti, geçti. Üste bir kalem çekelim artık. Sizin birbirinizden başka kiminiz var? Kimsemiz yokmuş demek ki. Yokmuş, kimse yokmuş demek ki. İnsan bu zamana kadar bir kere arayıp sorar ya. Sen aradın, sordun çünkü. Ben abiyim, ben de kız kardeşim, abi. İnsan kız kardeşini arayıp sormaz mı? Nasılsın, iyi misin? Sıhhatin yerinde mi? Kocanla aran iyi mi? Ay kötü mü anacığım? Yani. Ne var, bir türlü öğrenemiyorum. Ya biz şöyle seslerimizi yükseltmeden sakin sakin konuşalım. Bu küslük de artık bitsin. Yaşa anne.
Söylediklerinde yerden göğe kadar haklısın Rukiye'cim ama... ...abime laf anlatmak deveye hendek atlatmaktan zor. Şuraya bak ya. Sanki bütün yolu... ...beni kısır döngüye sokmak için gelmiş ya. Bak ya, bak düşündükçe sinirleniyorum, sinirlendikçe düşünüyorum. Bak. Kısır döngüye giriyorum bak, ya. Sakin. Ben artık kalkayım. Hala nereye gidiyorsun? Otele gidiyorum. Olmaz, olmaz öyle. Ne oteli canım? Tamam hani... Burada kalmak istemeyebilirsin hani. Tamam burada kalma. Yine bizde kalmaya devam et. Ne oteli öyle halaya? Yok çocuğum sizde çocuk var. Gürültü çekemiyorum ben. Gürültü kaldırmıyor kafam. Tamam Melahat'cığım, Melahat'cığım. Ben hiç itiraz istemiyorum. Burada kalıyoruz. Ben istenmediğim yerde durmam Rukiye. Söyle ona hiç ısrar etmesin. Baba halam gidiyor. Ahmet. Efendim. Söyle ona. Söyle ona. Ona bizatihi sen söyle. Hı-hı. Hiçbir yere gitmiyor. Burada kalıyor ya. Ya tamam, benle kız olabilir, benle konuşmuyor olabilir. Fakat bu ev onun da evi sayılır. Okey, Melahat'a falan bir yer hazırla da burada kalsın. Ah, babam diyor ki hala... madem o kadar ısrar ediyor, kalayım bari. Çok ısrar yok ama burada kalacak. Ben hala senin bavulunu alıp geliyorum. Eşyaları ben halamın eşyalarını alıp geliyorum. Ben 7 dakikaya kadar buradayım. Tamam, alalım abi. Eşyalarını. Alıyorum, geliyorum. Anne. Ya Perihan'cığım, böyle dükkanda boş boş oturarak böyle müşteri beklemekten sıkıldım ben anacığım. Sen de bir garipsin yani Yıldız. Dükkan tutacağım, dükkan tutacağım dedin. Şimdi de beklemekten sıkıldım diyorsun. Yani böyle hani boş beklemekten sıkıldım. Mesela pazarlamaya çıkmadan, evlere dolaşmadan böyle müşteri gelmez gibi geliyor. Hani sanki bir eleman bulsam, o gitse, onunla uğraşsam yani öyle içim rahat edecek. Yenge boşlar almaya geldim. Hah, gel Cemal. Güçlü. Ya bizim bu Cemal haşla nereye arazi oldu gene? Ya abi en son pasaja çay götürmüştü ama bilmiyorum. Kopile bak ya. Ne zaman arkamı dönsem anında işleri seriyor ya. Ne yapacağını? Bizim çıraklara bak maşallah. 5 dakika oturduklarını göremezsin. Arı gibi koşturuyorlar. Hiç. Ya otur otur güçlü. Otur otur. İş var da mı oturuyorsun yani? Evet abi ya. Dükkanda müşteri yok ki. Olsa gider bekleriz dükkanın başında. Evet evet. Bizde de işler akıyor. Çıraklar kaçıyor. Öyle kardeş tabii yani. Millette iş olmayınca ne olacak? Kahveye gelip oturacak. Çay kahve. Sana yarıyor. Neyse neyse ya Mustafa biliyorum. Sen şu bizim kahveye bakarak ol da ben de şu gazozları marangoza bırakıp geleyim. Tamam tamam. Hadi git hallederiz biz. O haşlat da gelince söyleyin. Sakın bir yere ayrılmasın. Hesabını göreceğim onun. Tamam söyleriz abi söyleriz. Anladın mı Cemal? Ya ben borçları almaya diye gelmiştim yenge ama. Ya sen borçları sonra alırsın. Boş ver şimdi borçları. Bak şimdi pazarlama bizim işte en önemli şey tamam mı? Yani müşteriyi ikna etme sanatıdır aslında bizim işimiz önemli olan şey. Sen bu ürünlere hakim olmalısın ki müşteriyi ikna edebilirsin. Tamam mı? Gittiğin zaman müşteriye bunları iyi bileceksin, anlatacaksın. Tamam, tamam. Ha, pazarlama taktiği bu. Anladın mı? Ha, anladım, anladım. Tamam. Tamam. Aha, desene butik ayvayı yedin şimdi. Yedim abi, yedim, yedim. Yandım ben, yandım abi. Ya butikçi, eminsin değil mi? Her yere baktın. Adet abi, baktım. Evde her yeri didik didik ettim. Burada dükkanda bakmadığım köşe kalmadı abi. Hay Allah ya. Oh. Yapacak bir şey yok canım. Sen de Seyfi Beyciğime söylersin yani. Durum böyle böyle dersin. Hı. Diyemem. Dersin ya. Yok diyemem abi. Dersin. Diyemem! Diyemem abi. Diyemem. Gerçekten diyemem ben. Yani emanetine ihanet ettim. Nasıl derim abi? Bana o kadar güvenmiş Mahmut. Yani ben nasıl derim ki o kurduğumuz köprü yıkıldı? Diyemem abi ben. Hay Allah ya. Hadi ya. Görev aşkıyla yanıp tutuşuyorum efendim ya. Nurten'in yanına gittim. Bir gün izin yaptım efendim. Yani mahalleme hizmet edeceğim diye yanıp tutuşuyorum ya. Niye Seyfi abi izin mi kullandın? Ha bir günlük bir izin kullandım. Nurten'in yanına gitmiştim. Mührü de bizim damada bıraktım. Ya tamam Seyfi abi güzel düşünmüşsün. Orası öyle ama şimdi mührü verip böyle tüşana bakarak olur musunuz, muhtarlığa bakarak olur musunuz deyip gidemezsin. Çünkü mührün basma yetkisi sende. Sen basabilirsin o muhru alacak. Muhur çok önemli. Peki ne olacak şimdi? Her şey olabilir Seyfi abi.
Bir kere o mührü vurduktan sonra o belge resmi belge sayılır. Sonuçta devletin mührü. Öyle değil mi amirim? Öyle, doğru. Mühür çok önemli. Evet, evet. Ben mühür ver, mühür değil ama. Ben mühür diyorum ama siz... Mühür. 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 Bak Cemal, ürünler bunlar, anladın mı? Ya yenge, ben artık dükkana gitsem ustam çok laf edecek. Ya Cemal, bak sana ben parayla satın alamayacağım pazarlama tekniklerini öğretiyorum. Hiç kıymetimi bilmiyorsun. Ya, iyi de ben ne anlarım pazarlamadan, satıştan? Ben kahveci çırağıyım. İşte tamam, bak kendin söylüyorsun. Kahveci çırağı olarak kalırsın. Mesut'un yanında ne uzar ne kısalırsın. Ya bak, şimdi bu işlere girersen sen kariyer yaparsın, tamam mı? Mesut'un gölgesinde kalmaktan da kurtulursun. Bak sen beni dinle, tamam mı? Şimdi kararını ver. Benimle beraber çalışıp yükselmek mi istiyorsun? Yoksa Mesut'un yanında öyle kalırsın. Yenge, ben bir şunu bırakayım. Ustamla izin alayım, öyle geleyim, tamam. Olur mu? Aa, bak ne yapalım? Sen onu bırak da bunu da yanına al, tamam mı? Şimdi sen başta sarma ustalara uğra, oradan da yavaş yavaş evleri dolaşmaya hemen gidersin. Bak ağzını kapatamadım ama sen şöyle şey yap, öyle tamam, götür, tamam mı? Tamam, tamam yenge. Hadi, hadi sana güveniyorum ben. Görüşürüz yenge. Hadi. Aret abi, heh. Seyfi babam durumu öğrenmeden benim bir an önce mührü bulmam gerekiyor abi. Başka çarem yok. Yakında öğrenecek galiba bu tek için. Bak Seyfi Bey geliyor. Ha! Kolay gelsin kumaşçı. Sağ olasın Seyfi abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim abi. Çay ikram edeyim. Çay içelim. Yok yok. Hemen görevin başına dön vereyim. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Tabii görev beklemez. Aa, neredeydiniz ki? Efendim Hayat Ağacım'ın yanına gitmiştim. Nurten'e gitmiştim. Döndüm. Ay nasıl Nurten abla? Çok iyi maşallah. Gerçekten çok iyi. Ay çok sevindim. Konuşursan selamlarımızı iletin. Efendim başım gözüm üstüne. Zaten efendim mahallemizin first lady'si dönüyor inşallah. Ay çok sevindim ya. Dönsün artık. Çok özledik Nurten ablayı. Ben ölüyorum artık vallahi. Oğlum Cemal, pilotlu çorap gibi bir kaçıyorsun. İki saat ortalıkta yoksun. Arazisin ya. Neredesin oğlum sen? Yıldız yengeme yardım ettim usta. Yıldız yengene mi? Evet usta. Sen orada mıydın ya bu saate kadar? Evet usta, inanmıyorsan Yıldız yengeme sor. Ustam dedim çok kızardı dedim ama bırakmadı beni. He. Kızmam oğlum ya. Niye kızayım? Kızmadı mı usta? Kızmadım tabii oğlum. Sen Yıldız yengen ne diyorsa hemen anında uygula yani. Bir dediğin iki yapma. Hallet işlerini kadıncağızın. Ne yani, sen şu an izin veriyor musun usta bana? Veriyorum tabii oğlum. Niye vermeyeyim ya? Allah Allah. Şimdi durduk yere yeni eleman meleman masrafı çıkarmasın yengen başımıza. Sen onun işlerini hallet. Tamam usta. Ama böyle olmaz ki efendim. Biz de onları çalışıyor zannediyoruz. Nerede bu damat? Nerede bu Ahmet? Haklısın Seyfi Beyciğim ama sakin olun lütfen. Butik buradaydı, bir yere kadar gitti. Birazdan gelir. Nerede efendim? Günaydın. Günaydın Ahmetciğim. Günaydın. Günaydın mı? Saat kaç Ahmet ya? Ben de sizi çalışıyorsunuz zannediyorum. Butik nerede abi? Bir yere kadar gitti. Bu butik nerede? Bu butik gelse de biz de görevimize dönsek. Butik kayınpederim birkaç gün gelmeyecek dedi. Biz de bayağı bir heveslendik, sevindik. Demek erken dönmüşsünüz. Erken dönmekle de kalmamışsınız. Erken kalkmışsınız. O da yetmemiş. Erkenden maşallah dükkana da damlamışsınız. Dönmeyecektim ama baktım Nurten'in orada durumlar iyi. Ben de görevimin başına döneyim dedim efendim. İyi yapmışsınız Seyfi Beyciğim, iyi yapmışsınız. Ya iyi yaptım da şu butik gelse de mührü bir teslim alabilsem, göreve başlasam ben de. Evet. Satışlar nasıl Ahmet? İyi. İyi mi? İyi abi. Aman iyi. Gayet iyi. Gayet. Fazla veresiye vermiyorsunuz. Pek alacağımız yok abi piyasada. Öyle mi? Evet, genelde teslim ettiğimiz ürünlerin karşılığını alıyoruz. Oh, oh. Ne yapıyor? Ne iş oğlum? Şşt! Butik! Gel gel. Hayırdır, sen kimden saklanıyorsun ya? Dur dur. Nevzat. Alper, sorma kardeşim, yandım ben. Ne oldu oğlum, anlatsın. Hazır mısınız? Söylüyorum. Muhtarlık mührünü kaybettim. Mührü mü kaybettin kardeşim? Eyvah, gerçekten yanmışsın butik. Nasıl kaybettin oğlum? Nereye koyduğunu hatırlamıyor musun? Lafa bak ya.
Ya Alper, hatırlasam kaybolmuş olur mu kardeşim benim ya? Ya benim canım burdumda zaten ya. Çektiğin sorguya bak ya. Şöyle sorgu çekme abi bana. Ya sakin ol ya. Evet, abi. Bir düşün, nereye koymuş? Aa, pardon kardeşim. Çıkar bir yerden ama. Her şey dükeysin. Her şey dükeysin. İsraf, masraf, masraf, masraf. Morris, sen hiç yokluk görmedin mi ömründe? Ay, israfla ne alakası var Fato anacığım? Günlerdir dolapta duran yemekleri attım. Sağlığımız önemli yani. Allah Allah. Tamam, buzdolabında duruyor değilsin. Bir şey olmamıştır, ben yerim. Ama hep israf yapaysın. Atılır mı yemeklerim oraya? Ben yerdim onları. Fato anacığım. Yani sağlığımız söz konusu diyorum. Ben o yemekleri ne kendim yerim, ne de sizlere yediririm. Allah korusun yani. Allah Allah. Aa, ha, merhaba yenge. Merhaba, merhaba. Beni Yıldız yengem gönderdi ürün tanıtımı için. Aa, öyle mi? Gel, gel. Gel, çıkart ayakkabılarını buradan. Ha? Hoş geldin evladım. Hoş bulduk. Allah Allah. Sen Mesud'un çırağı değil misin Moray? Ne oluyor? İş mi takıştırdın? Ha yok Fato teyzeciğim, yengeme yardım ediyorum. Onun için geldim, ürün tanıtacağım. Hadi geç, geç. Gel, haydi. Sen nasılsın, iyi misin? İyi işte evladım, her vakit. Agriyi izlerim. İşte bekleyin, sıkıyla ne bekleyin bilmeyim. Ama ben, az bunu bakalım ne var ya içeride, haydi. Ne getirmişim bakalım. Sence bu nasıl? Çok güzel. Bak, renkli kıyafetler insanın albenisini yükseltir. Ay ama çok destekli gözükmeyeyim. İstemeye geliyorlar demedin mi? Ya işte geliyorlar ne zamandan beri, haber gönderiyorlar. Biliyorsun işte, anlattım. Sen istemiyor musun? Ne bileyim işte, bir görüşelim. İşte ailemin kafasına yatarsa ben de öyle beğenirim. Ay Ferhunde, yani evlenecek olan sensin. Ailenin, seninkilerin onayından önce senin düşüncelerin önemli kızım. Önce bir bari tanışsaydınız. İşte hiç fırsatımız olmadı ki. Ama işte bir aile dostumuzun, komşusunun oğluymuş. İyi biriymiş, işi de varmış. Allah, miş miş miş. Öyle olur mu bu işler yahu? Bana bak, sen kendine beni örnek al, tamam mı? Sevmediğin biriyle yola çıkarsan, böyle benim gibi tek başına kalıverirsin yolun ortasında. Sen tek başına değilsin ki, çocukların var. Heh, bir de onlar var. Ama bak, bana bak, tam bir aile olamayacaksan, aile kurmaya da kalkmayacaksın Ferhunde. Ya ben o zaman söyleyeyim, gelmesinler ya. Ay dur ayol, sen de hemen bütün gemileri yakıyorsun. Önce bir zaman iste, bir görüşelim, tanışalım de. Sonra hayırlısıysa olur zaten. O zaman bu olur mu diyorsun? Dur ben sana daha renklisini vereceğim şimdi. Bak bakayım şuna. Takarız. Takarız. Ya Seyfi babam duymadan yenisini çıkarmam gerek. İyi de Butikçim, onu çıkartmak öyle kolay değil ki. Nevzat, zor mu mühür çıkarma? Herhalde ya, gidip bakkaldan bana bir muhtar mührü ver diyemezsin ki kardeşim. Bir sürü teferruatı var. Bunun için Butik, sen ne yap et, o mührü bul. Ya Nevzat, baktım her yere baktım. Kayboldu gitti, yer yarıldı, yerin içine girdi sanki ya. Selamünaleyküm gençler, neydi siz? Aleykümselam Bekir abi, gel buyur otur. Çay içer misin? Nihat Şerif, tane içir. Abi bir çay versenize buraya. Çay verin hele. İyi, ne oluyor? İyi, seni sormadım. İyi, sağ olasın. Neydi? Ya olmuyor Maviş'im. Maaşla biz geçinemeyiz yani, geçinemiyoruz gönül, her şey ortada. Ya bizim bir atılım yapmamız şart. Ne atılımı acaba Şahin? Ya ne demek ne atılımı ya? Biz kendimize güvenmemiz lazım. Burada hiçbir şey yapamıyoruz ki. Ne büyüyoruz ne küçülüyoruz. Ya babam bize ortaklık verdi. Daha ne yapsın? Ehti yani, evet doğru söylüyorsun. Ortaklık verdi. Sonra bütün ipleri Sibel Hanım'a ona verdi. Ya o buradayken biz hiçbir şey yapamıyoruz ki. O ne derse o. O ne derse o. Ne yapalım yani Şahin? Burayı bırakıp gidecek halimiz yok ya. Ama şöyle bir şey yapabiliriz mesela. Kendi yerimizi açabiliriz. Büyüyebiliriz. Ondan sonra evet, babanı yanımıza alırız. O bize ne verdiyse biz de aynı şeyi veririz ona, tamam mı? Sen nereye gidersen git Şahin, ben buradayım. Nihtiyam, bak atılım şart. Yani hayat böyle zerşübe, zor oluyor. Anladın mı? Selamünaleyküm. Merhaba. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk vallahi. Yemin ha. Her şey ömrüm de bu banka kuyruklarını beklemekle geçti. Yine nerede varsam bir saatte bir asker gibi kuyrukta bir...
Bekle. Ne yapalım? Batışımızı izliyoruz böyle. Bakıyoruz, o bana bakıyor, Elvan'ım bana bakıyor. İş yok, müşteri yok. Yok işte. Ya Gülhan, tövbe de, tövbe de. Bak, bu halimize de çok şükür. Aciliz açıkta değiliz. Ne yapalım? Bugün yoksa yarın gelir. Bundan sonraki gün gelir. Ya tabii ki babacığım, tabii ki öyle. Sen Şahin'e bakma, o yine kendi kendine bir hayaller peşinde. Ha. Şahin. Ne kokuyor? Hmm. Bir şey kokuyor. Yanık mı kokuyor? Ya evet, yanıyoruz biz ya. Yani iş yok ya, işsizlikten yanıyoruz, ona bakıyoruz ya. Ay evet, bir koku var Şahin, sen fırını kapatmadın mı? Kapatmadım. Yanıyor. Şahin kapat ya. Evladım, bir engelleme, sen dükkanını yakacağım, dükkanını yakacağım. Yandı. Ha. Benim koca kafalı evladım, bu benim koca kafalı evladım. Ne diyeyim ben aşağıda? Bak, girdi içeri çıkmıyor. Ben buradayım diye geldi. Yoksa sucuklu yumurta var. Sucuklu yumurta olacak, abim gelmeyecek, mümkün mü? Aa, yok yok yok. Fehmi baba erkenden kalkıp yapmıştır kahvaltısını, değil mi anneciğim? Hem zaten halacığım, bunları babam yiyemez, yasak ona. Yasak? Yasak, yasak. Laf sırası gelmedi de daha söyleyemedik sana tabii. Melahcığım, Fehmi'nin tansiyonu, şekeri, kolesterolü falan çıktı, sorma. O kadar yaşlandı mı abim? İşte yani, hepimizin nüfus kağıdı eskiyor, ne yapacaksın? Yani söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum ama abime hiç iyi bakamamışım çok iyi. Evet, bu temizlik için. Bu da temizlik içindi galiba ya. Bak şimdi bu çamaşır için, tamam mı? Evet. Bak bu da bulaşık için. Tamam. Bu ne içindi onu hatırlamıyorum ama bu deterjandı galiba. Arap sabunu da olabilir. Ne yaparsın evladım sen? Ne yaparsın? Böyle mi satacaksın vali? Nedir bilmeysin oraya. Olur mu böyle? Böyle mi anlatıracaksın bize? Ya Fatih teyze, ben ne anlarım pazarlamadan? Ustam bir yardım etti diye buradayım. Allah Allah! Bir şey soracağım, peki bu makine için mi? Yenge, onu bilmiyorum. Ben en iyisi Yıldız yengeme gidip sorup öğrenip öyle geleyim. Bilmeyi hiçbir şey. Böyle mal mi satılır? Sen Yıldız'dan bir liste al istersen. Öyle yaparım yenge. Ben birazdan gelirim. Hadi güle güle. Sen çaycı kaldı Aslan. Hiçbir şey bilmiyorsun. Böyle mal mı satılır? Acele. Artık diyorum, siz de aranızdaki buzları eritseniz. Rukiye beni biliyor. Ben hep uyumluyum. Asıl problem senin kocan. Şimdi canım benim, o da senin abin ama sanki Fehmi'yi tanımıyormuşum gibi. Sen onun açık böyle suyuna gitsen, böyle bir mevzu açsan, bir konuşsan falan, o da konuşur. Konuşmayacak, konuşacak. Katiyen gitmem suyuna. Ne gidiyormuşum onun suyuna, o benim suyuma gitsin. Ama halacığım yapmayın Allah aşkınıza. Bakın hani Fehmi baba suyuna gitmem diyor, siz suyuna gitmem diyorsunuz. Bu küslük nasıl bitecek? Sen sus bakayım, gelin. Hayır. Biz burada aile meseleleri konuşuyoruz. Hayır, söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum ama siz bu geline çok yüz vermişsiniz. Ya, işler bekliyor. Damat hala ortada yok. Ben buradayım ya Seyfi abicim ya. Butik gelir şimdisi. Ben dükkanla ilgileniyorum. Ben sizin dükkanı söylemiyorum ki yavrum ya. Ha. Ben muhtarlığı söylüyorum. Mührümü almadan muhtarlığa gidemiyorum. Evet, hoş geldin abi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Hayırdır Seyfi Ola Bey? Putiki mi Alisan? He. Kahvede oturmuş. Gençlerle sohbet edin. Kukkula gibi böyle diri diri orada. Kahvede. He. Biz de onu burada bekliyoruz. İşe bak ya, işe bak. Bekir abi, Seyfi abi niye butiği arıyor fellik fellik? Mühür, putikteydi. Fıtih de yok, Mühür de yok. Aa, geliyor zaten. Bak hadi anlatalım. Kim geliyor? Seyfi abi. Nerede o? Kim nerede ya Seyfi abi? Kimi soruyorsun sen? Kim olacak?
Benim damadı söylüyorum ya. Dükkana mı gitti acaba Nevzat Bitik? Herhalde ya, öyle bir şey olması gerek. Ben şimdi dükkandan geliyorum, orada da yok. Allah Allah, teğet geçti herhalde ya. Şu tarafa gitti aslında. Benden kaçıyor mu, ne yapıyor bu ya? Yok be muhtarım, niye kaçsın? Dur, Mesut abi versene muhtarıma bir çay. Otursun, tabii, muhabbet edelim. Derhal. Kaçmaz mı, niye kaçsın? Yok abi, kaçmaz. Senden kaçılır mı, niye kaçsın? Hiç. Mahallenin durumları nedir muhtarım? Vallahi şimdi mahalleli olarak bir toplantı istiyorum. Özellikle gençlere, sizlere. Sizlerden alacağım çok şeyler var. Hemen yapalım. Sizin düşünceleriniz benim için çok önemli. Şimdi yenge, bu temizlik içinde. Evet, evet. Bu bulaşık içinde. Aynen. De bu ne için diye. Şimdi bak, bu lavabolar için böyle temizlikte, tuvaletleri temizlemek için. Anladın mı? Anladım. Neymiş? Tuvaletleri temizlemek için. Şimdi hadi bakalım, sen tekrar alıyorsun bunları. Tamam. Sami abilere tekrar gidiyorsun, ev ev dolaşmaya devam ediyorsun. Tamam yenge, görüşürüz. Oğlum alsana bunları. Anladım. Al çantanın içine. Hadi bakalım. Görüşürüz. Yok ya, bu Cemal'la olmayacak bu iş. En iyisi kendim gideyim ya. Zeynel! Zeynel gel gel. Gel buraya gel. Buyur Yıldız yenge. Zeynel, ha, ben müşteriye kadar gideceğim de benim dükkana 2 dakika bakar mısın? Ya tabii, ne demek bakarım. Bakmasın ama ya. Yıldız yenge, işine karışmak gibi olmasın. Böyle iş mi yapılır ya? Sen dükkanı bırakıp gidiyorsun. Ama şimdi ben oturup da dükkanda müşteri bekleyecek kişi değilim. O bana ters yani. Benim müşterinin ayağına gitmem lazım Zeynel'ciğim. Tamam mı? Ben hemen geliyorum. Hadi sen baka baka. Tamam. Sen bekleme. Bizi bekletiyor nasıl olsa, değil mi? Seyfi abicim, sen yokken butik yokluğunu hiç aratmadı, biliyor musun? Evet abi ya. Sen ne şanslı bir adamsın ya. Vallahi böyle bir damadım var. Senin yerine ne güzel vekalet etti. Tamam canım, sağ olsun, sağ olsun da artık mührünü gerçek sahibine versin. Muhtar döndü, o vekaleten bakıyordu. Ya verecek, verecek. Bulsun, verecek. Neyi bulsun ya? Ya seni bulsun demek istedi abi. Evet. Seni bulsun, ha, butik bulur bulmaz verir. Hı. Rahat ol. Hala orada bekliyor, gitmedi. Kardeşim, ben seni istiyorsan böyle dükkana kadar bırakabilirim. Yok Sinan, yok yok. Dükkana da gelir. Gidene kadar benim ortalıklarda görünmemem şart. Hayırdır Ali? Ay, kimden saklanıyorsun? Hocam. Ha? Seyfi babamdan. Ha, bana bak butik. Ne yaptın yine muhtarımıza? Ya başkanım, galiba onu muhtarlığından etmiş olabilir. Geri gel. Ya görmüyorum, arkamı görmüyorum ama sen. Ben götürüyorum, gel. Tamam. Gel. Dükkana mı gidiyoruz? Allah! Dükkana. Gel. Tamam. Tamam. Yani kusura bakma Ahmet ama baban çok haklıymış. Doğru şimdi. Halamın dili biraz çatallıdır, biraz sivridir yani. Biraz. Sözleriyle delik deşik etti beni. Ay söylemeyeyim diye her şeyi söylüyor maşallah. Ne yapalım bir tanem ya, onun da huyu öyle yani. Halamı öyle kabul etmek lazım. Ne yaptılar, babamla arayı biraz düzelttiler mi? Yok, düzeltmediler. Yani baban hala bayrakları indirmiş değil ama halan eve iyice yerleşti. Anneciğim de arayı yapmaya çalışıyor işte. Doğru. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Halamla babamın arasını bu dünyada yapsa ancak annem yapabilir. Haklısın ama halanın sivri dilinden annenle nasibini aldı canım. Üniversite sınavına girdi işte. İstanbul'u çok istedi, kazandı. Canım maşallah, bak aferin. Sonra da yurda yerleşti. Öyleymiş, hiç haberimiz olmadı. Abimden çekindik, söylemedik. Zaten Suna da istemedi bilmenizi. Sizin de durumunuz belli. Canım aşk olsun, ne olacak? Bir odamızı açardık. O da bizim kızımız sayılır. Yurtta kalırsam okula derse daha rahat gider gelirim dedi. Biz de kafasını başka şeylerle meşgul etmesin dedik. Ama ne arıyor, ne soruyor? Yurda arıyorum. Ders çalışıyor, gelemez diyorlar. İnsan bu kadar ders çalışır mı? Ne bileyim anacığım, orası üniversite, bilmiyorum ki. Yok, kesin biri var kafasında. Bize söylemiyor ama. Anne yüreği bu, anlamaz mı? Öyle mi diyorsun? Fehmi'ye söyleyelim, bir sorsun, araştırsın.
Yok katiyen söylemem abime. Demediğini bırakmaz. Görmüyor musun hala bana nasıl kızgın? Ya kızgın değil de Mehmetciğim. Kırgın diyelim. Ben de kırgınım Rukiye. Ben istemez miydim abim yanımda olsun, sıkıştığımda koşsun. Ama yok işte. Yani ucunda sun olmasa kapısında çalmazdım da. Evlat işte ne yapacaksın? Yok yok sen içini ferah tut. Bak, bak konuşalım Fehmi'yle, gel sen benimle. Hatta ne yapın biliyor musun? İkiniz beraber gidin, alın Sunay'ı karşınıza, güzel güzel konuş. Yok, peşinde olduğumu bilmemesi lazım. Bu çok da merak ediyorum. Ha. O zaman bak Fehmi'ye söyleyelim, anlatalım durumu. O gitsin dayısı olarak bir konuşsun. Belki senin bu kadar telaş ettiğin kadar bir durum yoktur. Değil mi? Olabilir. Belki kız gerçekten de ders çalışıyordur. Ayol yıllardır görmediler birbirlerini. Sunay'ı görse tanımaz ki. Neredesin sen kardeş? Abi, kimse yok değil mi? Kim olsun? Kimi arıyorsun? Abi, kimi arıyorsun ya? Seyfi babayı soruyorum işte, yok değil mi etrafta diye? Ha, yok. Sabahtan beri de seni arıyordu fellik fellik. Belli ki bulamamış. Abi, canım. Ben Mühür'ü, o da beni arıyor abi. Abi, nereye gittiysen, hangi dükkanda oturduysan, hangi yoldan geçtiysen. Baktım abi, depoya indim, baktım yok. Buraları araştırdım, yok. Daireye baktım, yok, 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 yok abi. Sır oldu, sır. Vah benim kardeşim. Vah benim bir tanecik kardeşim. Vah, vah benim bahtı kara. Ebe kardeşim sana emanet etmiş. Sen de onu güzel bir yere koysaydın ya, bulamadın yani. Yok abi, bulamadım ya. Ne yapacağım ben, ne yapacağım? Ya Ahmet abi. Canım. Acaba diyorum ki, hı? Seyfi baba duymadan bunu bir şekilde halledebilir miyiz? Bir Fehmi abiye sorsan mı? Güzel fikir. Ah, iyi düşünürsün. Ben onu babama bir ara sorarım. Sen de böyle bütün gün kaybolma oğlum ortalıkta. Ne var bu kadar korkacak ya? Allah Allah. Bir hal çaresi bulunur, tamam. Abi deme. Yani nedir? Bulunur bir hal çaresi. Bunun yani nerede abi? Bu ne ya? Bitmişsin sen ya. Koskoca bitik Ali olmuş sana bitik Ali. Bu nedir ya? Zarardayız ya, zarardayız ya. Evet, çünkü fırında börekleri unutup unutup yakıyorsun Şahin. Ya dalgınlığıma geldi ya. Yani ne zaman bu dükkanı açsak kar değil, zarardayız. Bu dalgınlığın devam ederse Şahin, zararımız daha da giderek büyüyecek. Benim suçum yok ama yani. Ben ne yapayım ya? Yani bir atılmamız gerekiyor diyorum bazı şeylere. Olmaz yani bu. Baksana, yok. Ah. Nerede o? Burada da yok değil mi? Kim? Kim o ya? Damat ya, damat, butik. Eve baktın mı Seyfi abi? Ben arayayım mı Dilek'i, sorayım mı evde mi diye? Yok yok, şimdi Dilek'in de haberi yoksa boşuna panik yapmasın. Ben bir saat önce eve uğradım. Biraz daha bekleyeyim. Eğer bulamazsam tekrar bir eve bakarım. Ya Seyfi abi, butik bu ya. Çıkar gelir bir yerden. Sakin ol. Ya bulmam lazım. Devleti ona emanet ettim, ona verdim. Ne? Başına bir şey gelmesin. Şey diyorum ya. Ben hastaneleri, morgu falan arayayım mı diyorsun? Ne, ben öyle bir şey... Ne morgu ya? Ben öyle bir şey demedim. Ne morgundan bahsediyorsun? Öldü mü yoksa? Şey mi geldi başına? Aa, ölmesin. Yok canım, niye ölsün yani? Canım ölsün bir şey değil de... Mühür önemli olan. Mühür bulmak lazım. Ölsün ne demek ya? Ağzını ayrı aç, yapma. Cemal, bak bugün haftalığından keseceğim ha. Ondan sonra carçurt yapma bana. Ben böyle bir arazi olmak görmedim ya. İnsan uçsuz bucaksız arazi mi olur be? Sen dedin diye usta. Ne dedim ben? Yengene yardım et dedin. E bak ne güzel, yardım et dedim. Kapı kapı dolaşıp pazarlama yap demedim. Usta ne yapayım, malları elime tutuşturdu, adresi verdi yolladı. Ne yapsaydım? Çocuk haklı. Çocuk haklı. Hiç kızma ona yani. Sen ne dedin? Ne isterse, yengen ne isterse yap dedin. Ne yapacak? O da öyle yapacaktı. Ya ayrıca yengeme de bir tane çırak lazım usta. Kadıncağız yetişemiyor. Çok konuşma Kopey. Çok konuşma. Gir içeri.
Bir daha da kapı kapı dolaşıp pazarlama yaptığını duymayacağım ha. Ya usta sen bunu evde söylesen yengeme de beni hiç karıştırmasan olmaz mı? Oğlum sen ne biçim konuşuyorsun ya? Haşlak haşlak benim sinirlerimi bozma. Asfalyalarımı attırma. Evde ne konuşacağımı senle mi konuşacağım ya ben? Allah Allah. Gir içeri gir. Bak orada bardaklar bekliyor lavaboda yıkanmak için. Gir git. Ben biliyorum. Bu yıldız var ya gıcıklığını yapıyor. Ben eleman alma dedim ya. Bizim elemandan da olduk. Görüyorsun değil mi? Ya sen niye karşısın bu eleman işine? Ha? İşleri iyi gidiyor yengenin. Alsın birini ne güzel işte. Ya alsın olur mu birader? Allah sen bu işleri bilmeyen adam mısın ya? Ya almakla olmuyor ki bunun maaşı var, sigortası var, ıvırı var, zıvırı var. Yani bizim yıldız saftır, saf. Şimdi o yanına gelen eleman biraz da kurnaz bir şey çıkarsa... tek ayak üstünde uyutur bunu vallahi ruhu duymaz. Olmaz böyle, böyle, böyle devam. Eleman meleman yok. O zaman yapacak bir şey yok. Cemal'e ortak bulacağız. Aa, Seyfi Beyciğim günaydın. Günaydın kıyımcı. Nasılsınız? Teşekkürler. Seyfi abi erken misin? Ha, butiği bekliyorum Mahmut. İyi yapmışsınız, iyi yapmışsınız. Herkese hayırlı işler ve de bol güneşler beyler. Butik, oğlum neredesin yavrum? Aa. Seyfi baba, senin ne işin var sabah sabah burada baba? Dünden beri seni arıyorum. Direkt söylemedim. Neredesin sen ya? Söyledi. Evet, evet. Söyledi. Söyledi. Direkt söyledi. Ben de size gelecektim baba. Tam ne gerek vardı? Tamam abi, tamam. Şu mührü ver de ben muhtarlığa gideyim artık. Neyi? Mührü diyorum. Ver de muhtarlığa gideceğim. Mührü diyorsun değil mi baba? Hı hı. Baba mühür... galiba ben kaybettim baba. Baba? Baba iyi misin? Seyfi eyvah iyi misin? Adam gitti. İyi misin Seyfi Beyciğim? Baba! Şşş. Baba iyi misin? Baba lütfen kendine gel ya. Ya gülüyor musun? Bir şey versin. Ne bileyim ne vereceğim abi? Dükkanım açayım şimdi hemen. Ben mehrimi ver diyorum sen. Oğlum baba! Mehrimi ver diyorum ben sana. Mehrimi ver diyorum ben sana. Lütfen açıkla yeminim bunu. Açıklamazsan topukla kardeşim. Topukla sen. Topukla. Sakin ol. Bana bırak beni. Seyfi. Bana bırak. Özür dilerim. Fehmi'ciğim, ben de Melahat uyandı zannettim. Değil mi böyle bu saatte? Okey, biraz işim var. Karşıya geçeceğim. Şu yeğenim Sunay'la bir konuşayım ya. Melahat'ın kızına mı gideceksin? Benim Melahat'ın kızı Sunay'dan başka yeğenim var mı Rukiye? Yok, evet doğru. Ay, Melahat da çok merak ediyordu Fehmi'ciğim ama bir türlü sana söyleyemiyordu. Ay çok iyi edersin valla. Söylemez o, söylemez. Yani söylenmeyecek ne varsa hepsini söyler, söylenecek şeyleri söylemez. Gideyim bir bakayım bakalım. Bir konuşayım, onu ben okulda bulurum. Aralarda bulurum ben onu. Bir karşıma alayım, konuşayım bakalım. Ne yapıyor, ne ediyor? Yani Melahat'ın şüphelerinden eser var mı yok mu onları falan ben bir araştırayım ya. Çok iyi edersin. Hayırlı haberlerini bekliyoruz o zaman. Hı, inşallah. Tamam canım. Hadi bakalım kolay gelsin. Geldi gidiyoruz karma karışık yollarda hüzünden mutluluktan de. Yapmışız, yine yıkmışız, hep en sonunda maziye sırtımızı yaslaya, yaslaya. Tutunmuşuz geçmişin kanatlarına. Hepimiz bir gün.